Bismillahirrahmanirrahim. İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu kârda bir ticaret olmadı. Çünkü kâr yolunu tutmadılar. Bunların durumu aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler. Yahut onların durumu, gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle, ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah, kafirleri çepeçevre kuşatır. Şimşek, neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı, ışığında yürürler şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi, kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir. Allah gerçeği açıklamak için bir sivrisineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler, onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise, Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Sonra bunun arkasından kalpleriniz katılaştı. Artık onlar taş gibi, hatta ondan da katı. Çünkü öyle taşlar var ki, içinden ırmaklar fışkırır. Öylesi var ki, çatlar da bağrından su kaynar. Ve öylesi var ki, Allah'a olan tazimi sebebiyle, yukarıdan düşüp parçalanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. İnkarcıları hakka çağıranın durumu, Tıpkı, bağırıp çağırmadan başka bir şeyden anlamayan hayvanlara haykıran çobanın durumuna benzer. Onlar, sağır, dilsiz ve kördürler. Bundan ötürü, akıllarını kullanıp, gerçeği anlayamazlar. Ey kocalar! Oruç tuttuğunuz günlerin gecelerinde, eşlerinize yaklaşmak, size helal kılındı. Eşleriniz sizin elbiseleriniz, siz de eşlerinizin elbiselerisiniz. Allah nefsinize güvenemeyeceğinizi bildiği için yüzünüze bakıp size bu lütufta bulundu. Artık bundan böyle onlara yaklaşıp Allah'ın sizin için takdir buyurduğu neslin arayışı içinde olun. Şafak vaktine günün ağarması gecenin karanlığından fark edilinceye kadar yiyin, için. Sonra gece girinceye kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde itikafta bulunduğunuz sırada eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar Allah'ın yasak sınırlarıdır. Sakın o hudutlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah insanlara zararlardan sakınıp korunmaları için ayetlerini iyice açıklar. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu yedi başak verip her birinde yüz tane bulunan bir başağın haline benzer. Allah dilediğine kat kat fazlasını da verir. Allah'ın lütfu geniştir, ilmi her şeyi kaplar. Ey iman edenler yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da ahirete de inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu üzerinde toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna benzer ki şiddetli bir yağmur iner inmez toprağı kayıverir, caz cavlak kalır. Öyleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler. Zira Allah inkarcıları emellerine kavuşturmaz. Allah'ın rızasını kollamak ve ruhlarındaki imanı kökleştirmek için mallarını harcayanların durumu ise bir tepedeki güzel bir bahçenin haline benzer. Bir bahçe ki ona bol yağmur yağar, meyvelerini iki kat verir. Bol yağmur düşmese de hafif bir yağmur, bir çisinti de yetişir. Allah ne yaparsanız hepsini görür. Sizden herhangi biriniz hiç arzu eder mi ki kendisinin hurmalığı ve üzüm bağı bulunsun. Bahçede dereler akıyor, içinde her türlü mahsulü bulunuyor. Ama kendisinin üstüne de ihtiyarlık çökmüş ve ellere ermez, güçleri yetmez, bakıma muhtaç küçük çocukları var. Derken, ateşli bir kasırga kopsun da, bağı kasıp kavursun. İşte Allah, ayetlerini size böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. O batıl yollarda olanların bu dünya hayatında harcadıkları malların durumu kendi öz yanlarına zulmeden kimselerin ekinine isabet eden ve o mahsulü kasıp kavuran bir rüzgarın durumuna benzer. Doğrusu Allah onlara zulmetmedi ama onlar kendi kendilerine zulmettiler. Allah, onunla rızasını izleyenleri selamet yollarına iletir. Onları izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarır ve onları dosdoğru doğru yola iletir. Ancak kulak verenler bu daveti kabul ederler. Ölüleri ise Allah diriltecek, sonra O'nun huzuruna çıkarılacaklardır. Ayetlerimizi yalan sayanlar karanlıklar içinde olan bir takım sağırlar ve dilsizlerdir. Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola koyar. De ki: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Yok. Ben gaybı bilirim. Yok. Ben meleğim de demiyorum. Bana ne vahyediliyorsa ben ancak ona tabi olurum." de ki "Kör görenle bir olur mu? Hiç düşünmüyor musunuz?" de ki "Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda, terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım? Allah bizi doğru yola koyduktan sonra Şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri, arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi gerisin geriye İslam'dan şirk'e mi dönelim?" de ki: "Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emir olundu." Ölüyken kendisini dirilttiğimiz ve insanlar arasında yürümesi için kendisine bir ışık, iman nuru verdiğimiz kişi, hiç karanlıklarda kalıp çıkamayan kimse gibi olur mu? Olmaz ama kafirlere yapmakta oldukları işler böyle güzel gösterilir. Odur ki, rahmeti olan yağmurun önünden müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Nihayet bu rüzgarlar o ağır bulutları hafif bir şeymiş gibi kaldırıp yüklendiklerinde bakarsın biz onları ekinleri ölmüş bir ülkeye sevk eder derken oraya su indiririz de orada her türlüsünden meyveler, ürünler çıkarırız. İşte ölüleri de böyle çıkaracağız. Gerekir ki düşünür ve ibret alırsınız. Toprağı verimli, güzel bir diyarın bitkisi Rabbinin izniyle yeşerip çıkar. Çorak, verimsiz olan bir yerin bitkisi ise çıkmaz. Çıkan da bir şeye yaramaz. İşte şükredecek kimseler için biz ayetleri böyle farklı üsluplarla tekrar tekrar açıklarız. Eğer dileseydik onu o ayetler sayesinde yüksek bir mevkiye çıkarırdık. Lakin o, dünyaya saplandı ve hevasının esiri oldu. Onun hali tıpkı köpeğin durumuna benzer. Üzerine varsan da dilini sarkıtıp solur. Kendi haline bıraksan da yine dilini salar solur. İşte bu, tıpkı ayetlerimizi yalan sayan kimselerin misalidir. Sen olayı onlara anlat olur ki düşünüp kendilerine çeki düzen verirler. Ayetlerimizi yalan sayarak sırf kendi kendilerine zulmeden o kimselerin hali ne çirkin bir ibret levhasıdır. Biz cehennem için cinlerden ve insanlardan öyle kimseler yarattık ki onların kalpleri vardır ama bu kalplerle idrak etmezler. Gözleri vardır, onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hasılı onlar, hayvanlar gibi, hatta onlardan da şaşkındırlar. İşte asıl gâfil olanlar onlardır. Taat kulağıyla işitip dinlemedikleri halde, bir de yalan atıp, işittik diyenler gibi olmayın. Çünkü Allah katında, yerde gezinen canlıların en kötüsü, o düşünmeyen, sağır ve dilsizlerdir. Ta ki Allah, murdarı temizden ayırsın ve murdarları birbiri üzerine bindirip, hepsini bir araya yığsın. Ve topunu birden cehenneme doldursun. İşte her şeylerini kaybedenler bunlardır. Binasını, Allah'a karşı gelmekten sakınma, ve onun rızasını kazanma temelleri üzerine kuran kimse mi hayırlıdır? Yoksa yapısını yıkılmak üzere olan bir uçurum kenarına kurarak onunla beraber cehenneme yuvarlanan mı? Allah zalimler güruhunu hidayet etmez, umduklarına eriştirmez. Bu fani dünya hayatı bilir misiniz neye benzer? Tıpkı şuna benzer gökten yağmur indiririz. Derken o yağmur sebebiyle insanların ve hayvanların yiyerek beslendikleri bitkiler bol bol yetişir. Ağ gibi etrafı sarar. Yeryüzü renk renk, çeşit çeşit meyve ve mahsullerle süslenir. Bahçe sahipleri de o ürünleri devşirmeye giriştikleri sırada, geceliğin veya gündüzün birden emir çıkarırız bir afet gelir, söküp biçer. Sanki daha dün, o şen manzara, orada hiç olmamış gibi olur. İşte biz, düşünüp ibret alacak kimseler için, ayetleri, delilleri böyle ayrıntılı olarak açıklarız. Onların içinde senin söylediklerini dinlemeye gelenler de var. Fakat sen sağırlara nasıl duyurabilirsin ki? Hele akıllarını da kullanmıyorlarsa. Onların arasında sana bakanlar da var. Fakat gözleri görmeyenlere sen nasıl doğru yolu gösterebilirsin? Hele basiretleri de yoksa. Allah onları azaba uğratmak isterse onlar dünyadan kaçıp Allah'ın hükmünden kurtulamazlar. Allah'tan başka kendilerini koruyacak hamiler de bulamazlar onların azabı kat kat olur. Çünkü hakkı işitmeye tahammül edemiyorlardı. Hem de gerçeği görmüyorlardı. Bu iki zümrenin durumu, tıpkı, ama ve sağıra kıyaslar, gören ve işiten kimsenin durumu gibidir. Bunların hali hiç eşit olur mu? Artık düşünüp ibret almaz mısınız? Geçerli dua ona yapılan duadır. Müşriklerin ondan başka yöneldikleri putlar ise kendilerine hiçbir surette icabet edemezler. Onların durumu tıpkı ağzına su ulaşsın diye iki elini önündeki kuyuya doğru uzatan adamın durumuna benzer. Oysa bu durumda su hiçbir zaman ona ulaşamaz. İşte kâfirlerin duası öyle boşa gider. Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" de. Onların da kabul ettiği gerçeği sen açıkla. Allah'tır." de. "Ama siz kalkmış onun dışında kendilerine bir fayda sağlamaya veya kendilerine gelen bir belayı uzaklaştırmaya gücü yetmeyen bir takım tanrılar edinmişsiniz." de ki, "Hiç kör ile gören bir olur mu? Yahut karanlıklarla aydınlık bir olur mu yoksa Allah'ın yarattığı gibi yaratan ortaklar buldular da yaratma işi kendilerine şüpheli mi geldi de ki her şeyin yaratıcısı Allah'tır o tektir her şeyin üstünde mutlak hakimdir o gökten yağmur indirir de vadiler dereler kendi ölçülerince dolup sel olur akar Sel suların üstünde kabaran köpüğü alıp götürür. İnsanların zinet veya bazı eşyalar yapmak için ateşte erittikleri madenlerin de buna benzer köpüğü olur. İşte Allah hak ile batılı böyle bir temsil ile anlatır. Köpük yok olup gider. İnsanlara faydası olan cevher kısmı ise dipte kalır. Allah işte böylece misaller verir. Şimdi Rabbinden sana indirilen vahyin hak ve gerçek olduğunu bilen kişiyle ama olan kimse hiçbir olur mu? Ancak akıl sahibi kimseler düşünüp ibret alırlar. Müttakilere vaad olunan cennetin durumu şuna benzer: Bahçelerinin içinden ırmaklar akar. Meyveleri gibi gölgeleri de devamlıdır. İşte haramlardan korunan müttakilerin akibeti, kâfirlerin akibeti ise ateştir. Rablerini inkar edenlerin durumu şudur: Onların iyi işleri bir kül yığınına benzer. Fırtınalı bir günde rüzgar onu şiddetle savurmaktadır kazandıklarından hiçbir şeyi ellerinde tutamıyorlar. İşte asıl kayıp, asıl sapıklık budur. Görmedin mi Allah nasıl bir benzetme yaptı? Güzel söz kökü yerin derinliklerinde sabit, dalları ise göğe doğru yükselmiş bir ağaç gibidir ki Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. Düşünüp ders çıkarsınlar diye Allah insanlara böyle temsiller getirir. Kötü söz ise gövdesi toprağın üstünden kolayca çıkarılabilen, kökleşip yerleşmeyen değersiz bir ağaca benzer. Sizden önce kendilerine zulmetmiş olanların diyarlarına yerleştiniz. Onlara neler yaptıklarımız da size iyice belli oldu ve size meseller getirerek gerçekleri anlattık. Ahirete inanmayanların böylesine kötü sıfatları vardır. En yüce sıfatlar ise Allah'ındır. Aziz odur, Hakim o. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size bir temsil getiriyor. Bir tarafta bir şahsın kölesi olup hiçbir güç ve yetkisi olmayan aciz bir adam, öbür tarafta Kendisine tarafımızdan bol bol rızık ve imkan nasip ettiğimiz bir zat ki o maldan gizli açık dilediği gibi harcayıp duruyor. Hiç bu ikisi eşit tutulabilir mi? Bütün hamdler övgüye vesile olan her şey Allah'a aittir. Ne var ki onların çoğu bunu bilmezler. Allah bir de şu temsili getiriyor. İki kişi var. Birisi dilsiz, hiçbir şey beceremez. Efendisine sadece bir yük. Ne tarafa gönderse, hiçbir işe yaramaz. Şimdi, hiç bu zavallı ile, hakkı hakikati bilen, adaleti dile getirip gerçekleştiren, dost doğru yol üzere ilerleyen bir insan, eşit tutulabilir mi? Bir topluluk, diğer bir topluluktan, sayıca, nüfusca, veya malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir aldatma ve işi bozma sebebi kılıp da ipliğini sağlamca büküp eğirdikten sonra çözen böylece bütün emeğini boşa çıkaran ahmak kadının durumuna düşmeyin. Gerçekten Allah sizi bununla sözünüzü yerine getirmekle veya nüfuz ve servet çokluğu ile imtihan eder. Kıyamet günü de hakkında ihtilafa düşmüş olduğunuz şeyleri size açıklayacaktır. Allah şöyle bir temsil getirir. Bir şehir halkı vardı. Güvenlik ve huzur içindeydi. Rızıkları her yandan bol bol rahatça geliyordu. Derken Allah'ın nimetlerine nankörlük ettiler. Allah da halkının işlediği suçlar sebebiyle o şehre açlığı ve korkuyu tattırdı. Açlık ve korku elbise gibi kaplıyı verdi bütün vücutlarını. Onlara şu iki kişinin halini misal getir. Onlardan birine iki üzüm bağı lütfettik. Bağların etrafını kurma ağaçlarıyla donattık. Ve bahçelerin arasında da ekin bitirdik. Dünya hayatı hakkında onlara şu misali ver. Dünya hayatının durumu şuna benzer. Gökten yağmur indiririz. Onun sayesinde, yeryüzünde bitkiler yeşerip gürleşir. Çok geçmeden kurur. Rüzgarın savurduğu çerçöp haline gelir. Allah, her şeye hakkıyla kadirdir. Biz bu Kur'an'da, insanlar için her türlü misal ve övdü farklı üsluplarla tekrar tekrar ifade ettik fakat birçoğu bunları anlamadı zira bütün varlıklar içinde tartışmaya en düşkün olan insandır de ki Rabbimin sözlerini yazmak için bütün denizler mürekkep olsaydı hatta onun bir mislini de takviye gönderseydik bu denizler tükenir, Rab'binin sözleri yine de bitmezdi.